Herkese merhabalar. Kolay ve Pratik Tarifler kanalına hoş geldiniz. Hepinize mutlu, huzurlu, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bugün sizlere Ramazan'da çok pratik, böyle hemen incecik yapabileceğiniz hazır baklavalık yufkadan börek tarifi vereceğim. Böreğimiz patatesli olacak. Siz isterseniz peynirli de yapabilirsiniz. Sizleri hiç bekletmeden hemen tarifime geçmek istiyorum. Ben hemen şöyle tavamın içerisine bir yarım çay bardağı sıvı yağımı alıyorum. Ocağımın altında açtım bu arada. İçerisine hemen şöyle 2 tane orta boy soğanımı alıp güzelce kavuracağım şimdi soğanımı. Soğanlarım hafifçe pembeleştikten sonra içerisine şöyle haşlamış olduğum 5 adet orta boy patatesimi güzelce haşladım. Çatalla güzelce böyle gördüğünüz gibi ezdim. Şimdi içerisine boşaltıyorum ve güzelce karıştırmaya devam ediyorum. Baharat olarak içerisine 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı da toz biberimi böyle içerisine ilave edip güzelce 1-2 dakika kadar daha kavuruyorum. Patateslerim yeterince kavruldu. Şöyle bir kasenin içine aldım ve soğumaya bırakıyorum. Bu arada da böreğimizin sosunu yapmaya geçelim. Hemen sosumuzu yapmaya başlayalım. Sosumuz için gerekli olan malzemeler 1 su bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta, 1 çay kaşığı ise tuza ihtiyacımız var. Hemen güzelce şöyle sütümü boşaltıp içerisine şöyle yarım çay bardağı sıvı yağımı ilave ettim. Yumurtamı, içerisine tuzumu da ilave edip şöyle karıştırmaya başlıyorum. Sosumuz da artık hazır olduğuna göre böreğimizi yapmaya başlayabiliriz. Böreğimin yapımına hemen geçmek istiyorum. Borcamın altını güzelce yağladım sıvı yağla. Burada da yufkalarım var. Yufkalarımı böyle alıyorum. Şöyle parçalanırsa da hiçbir şekilde yani sorun yok. Şöyle yufkamı aldım. Bu şekilde kenarlarını şöyle alıyorum. Ben şimdi şöyle her katına birazcık sos döküp güzelce fırça yardımıyla güzelce üzerine yayacağım. Her yerine gelecek şekilde. Tekrardan şöyle bir kat alıyorum. Elimde şöyle parçalar halinde kesiyorum ki tepsime tam olsun. Tekrardan sosumdan döküyorum. Fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde yayıyorum. Ben şimdi en az bir 5-6 katını bu şekilde yapacağım. Arkadaşlar şu anda 6 kat yaptım ve her katına da güzelce gördüğünüz gibi sosundan sürdüm. Şimdi içerisine şöyle gördüğünüz gibi patatesli harcımdan ilave edip her yerine güzelce yayacağım. Şöyle gördüğünüz gibi iç harcımdan her yerine gelecek şekilde koydum. Şimdi aynı işlemi tekrardan kalan yufkalarımla yapacağım. Üzerini güzelce kapatacağım.
arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi böreğimiz artık hazır. Şöyle önden kalan sosun hepsini de üzerine döküyorum. Fırça yardımıyla her yerine yayacağım. Böreğimiz artık hazır. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında güzelce nar gibi kızarana kadar pişiriyorum. Evet arkadaşlar, şöyle nar gibi kızaran böreğimiz çıktı artık fırından. Ben şimdi soğumaya bırakıyorum. Daha sonrasında servise hazırlayacağım. Arkadaşlar, böreğim yeterince dinlendi, güzelce soğudu. Şöyle dilimledim size göstermek için. Gerçekten süper bir börek elde etmiş olduk. Şöyle hemen içinde göstermek istiyorum. Gerçekten çıtır çıtır, böyle süper şahane bir börek. Ramazan aylarında eğer ki böyle hamur yapmakla uğraşmak istemiyorsanız böyle pratik börek tariflerini hemen deneyebilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir tarif oldu. Umarım sizler de evlerinizde denersiniz. Bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Destek vermek istiyorsanız bana yorumlar kısmına düşüncelerinizi, fikirlerinizi de yazabilirsiniz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum.